bir devlet ilişkisi değil. Yani normal bir devlette olabilecek hiçbir şey değil. Ben bunu bir şöyle söyleyeyim. Yani şimdi orada yaşanan, Türkiye'de yaşanan bu gelişmeler biraz şeyli olacak örnek ama abartılı olacak ama 10 dakikada hükümeti yıkarlar, bir böyle bir skandalar, bu gelişmeler yaşansa 10 dakika sonra yeniden hükümeti kurarlar diyorum ben ona. Yani çok samimi bir şekilde ifade edeyim. Evet, seni dinliyoruz. Kesinlikle, çünkü abi şöyle bir şey var. Yani düşünsenize, yani uyuşturucu satıyorsun Avrupa'da ki Türkiye bir uyuşturucu şeyidir, üssüdür şey anlamıyla. Yani transit geçiş ülkesidir ama o uyuşturucu ticaretini yapanların zirvesinde olduğu, yani eroin ticaretinin özellikle eroin kaçakçılığının zirvesinde olduğu bir ülkedir. Yani Avrupa'ya gittiğinizde Hollanda'da filan bunların unsurlarını çok görürsünüz. O para Türkiye'ye gelsin yeter ki noktasında bir yere sürüklediler. Yani kara para şeyini sürüklediler ülkeyi. Şimdi biz bunun boyutlarını az çok görüyorduk. Sonuçta dediğim gibi yasal düzenlemeler de buna göre yapıldı. Hatta şu bile var, yani AKP ilk kurulduğunda ortadan kaldırdığı yasa, nereden buldun yasası? Yani para gelsin yeter ki, yani sıcak para olsun ülkede noktasıydı. Şimdi bir anlamda da kendi sermayesini de yeşerttiği ve o rantı da yarattığı için o kaynakları da büyük ölçüde tüketti. Yani özelleştirmeler, bütün kamu kaynakları peşkeş çekildi. Yani fabrikalar, araziler, madenler, yani akla gelebilecek her şeyi sattı. O sıcak paraya muhtaçlığından dolayı. Ama işte yani Türkiye gibi 84 milyonluk bir ülkeyi sadece böyle bir parayla çeviremezsiniz. Yani bu mümkün olan bir şey değil. Yani yetmez yani. Böyle o siyaseti finanse edersiniz bununla da işte çarkınızı bunun üzerinden çevirmeniz çok mümkün olan bir şey değil. Ama biz büyük ölçüde bunu fark ediyorduk yasal düzenlemelerle. Bu çok konuşuluyordu. Bu sistemin nasıl bir hal aldığını görmemiz için Sedat Peker'in ifşalarının başlaması gerekti. Tam da o noktada, yani evet, Sedat Peker'le birlikte aslında hepimizin de çok yakından bildiği işte çok net ifadeler de var. Kardeşini bile gönderiyor Kıbrıs'a gönderiyor. Kutlu Adalı'yı biliyorsun, günümüzün o Kıbrıs'ın mumcusu, Uğur Mumcusu diye ifade ediliyor. Ki doğru. Yani bu kadar net iyi bir gazeteciyi katlediliyor. Mehmet Ağar'ın ilişkileri var vesaire vesaire. Şimdi tam o noktada yani bilinen şeylerin aslında Sedat Peker üzerinden, Sedat Peker'in ağzından anlatılmaya başladı. Sanki bir film izlendi. Yani ama geldiğimiz noktada durumumuz çok farklı. Yine sesi kesildi diye düşünüyorum ben. Onu da söyleyeyim, açıkça da ifade edeyim. Yani o açıklamalar, o ifadeler falan şimdi ortada yok. Bunu bir değerlendirir misin yani? Ya bu aslında Recep, şöyle bir şey. Şimdi ben bu Sedat Peker ifşaları başladığımda bunun susurlukvari bir şey olduğunu düşündüm. Yani herkes böyle düşündü. Ya aktörler bile aynı, yani Recep sen çok iyi biliyorsun. Yani Mehmet Ağar'ı da orada, Korkut Eken'i de orada. Yani Allah'ın okuyucusu da orada. Yani hepsini tanıdık. Şimdi bütün figürlere baktığımızda tanıdık ama bu işte o siyasi iklim olarak da onun var olmasının koşulu. Yani bunlar sadece yeraltı dünyasında Sedat Peker'in ifşalarındaki tipler değil ki, işte Tansu Çiller o dönemin bildiğimiz en ana faktörü. O Cumhur İttifakı'nın mitinglerinde başkonuk. Mehmet Ağar desen oğlu AKP milletvekili. Ki AKP milletvekili değil, sadece partide yönetici olan biri. Aynı zamanda da rant alan birisi, işte imar affı vesaire falan filan diyerek gerçekten iktidarından faydalananlardan biri. Beşli çetenin dışında, evet. Tabii yani bütün o mekanizmanın aslında işlediğini, çarkın işlediğini gördüğümüz bir tablo ortaya çıkacak diye düşündük ilk etapta. Ama bence o tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir şeyle karşılaştık. Şimdi Türkiye'de bu bir şekilde yani siyasi iktidarın gerçekleri baskılama gücü nedeniyle hala biz o karşılaştığımız büyük canavarın o odanın ortasında duran beyaz filin kuyruğuna bakıyoruz belki de. Ya şunu gördük. Yani aslında getireceğim yerde orasıydı abi. Yani mafya devletleşmiş. Yani bu eski işte o mafya devlet siyaset üçgeni dediğimiz yapı bir bütüne dönüşmüş. Yani AKP o sıcak para ihtiyacıyla ve kurduğu yeni sistemle, yani kurduğu yeni tek adam rejimiyle aslında bunu tamamen kurumsallaştırmış. Şimdi o varlık barışları kara para ülkeyi dolarken, yani inanılmaz bir para doluyor ülke, yani kara para dolarken dünyanın mafyası da için Türkiye bir üs haline getirilmiş. Rus oligarklar, örneğin Rusya'daki para, Yani Rusya'daki o devasa para, Azerbaycan'da artık bir petrol zenginleşmesi yaşayan oradaki oligarkların yaşadığı veya işte Rusya'dakiler veya işte Özbekistan'dakiler, bütün mafya Türkiye'de doluşmuş. Ve Türkiye'de o kara para sistemi içerisinde bir çökme ekonomisi yaratmışlar. Yani bu böyle şey gibi değil. Yani Susurluk'ta da evet Azerbaycan var mıydı? Vardı. O Azerbaycanlı oligarklar, böyle o tayfadan tipler var mıydı? Evet vardı. Ruslar var mıydı? Yine vardı. Kıbrıs örneği yine bir yavru vatan, bir mafya adasına dönüştürülmüş müydü? Evet. Hepsi vardı. Ama buradaki başka bir şey. Burada işte örneğin Mübariz Masumov dediğiniz adam, biz anlatırken bunu insanlara genelde okurlar şey gibi, böyle isimler geçiyor gibi geliyor izleyicilere. Ya Mübariz Masumov dediğiniz adam dünyanın ilk 500 zengini arasındaydı. Türkiye'nin ilk 10 zengini arasındaydı. Yani milyarlarca dolarlık serveti vardı. Yani devasa bir şey, yani şeye sahipti. Filoya sahipti. Tanker filosuna sahipti. Şimdi o çekme ekonomisindeki bir ayak sadece. Düşünebiliyor musun? O sadece bir ayak. Yani Erdoğan'ın ailesine gemiyi hediye ettiği, seste bir sıkıntı var. Yani şimdi geliyor mu? Geliyor, şimdi geliyor. Bodrum Yalıkavak Marinası'na çökülmesi olayı, Mehmet Ağar'larla falan. Ya onu geçiyorsunuz. Lotiguli gibi bir Azerbaycanlı mafya grubu ortaya çıkıyor. O Lotiguli'ni biliyor musunuz abi? Etrafında 15-20 tane özel harekatçı polisle geziyordu, emekli özel harekatçı. Ya onlar Edirne'de bir polisin ölümünden sorumlu tutuluyorlar. Adam tutuklanmıyor, deport ediliyor. Sonra tekrar ülkeye geliyor. İddiaya göre Masum'u vurmak için geliyor. Şimdi bunun gibi ya o kadar çok şey var. İşte Paramount Oteli çökülmesi hikayesi. Şimdi Paramount Otel'de herkes kalıyor. Ya eski başbakan kalıyor. Ya Binali Yıldırım kalıyor. Ve öyle bir otel ki savunma sanayi başkanı kalıyor. Hikmet Demir kalıyor. Ya öyle bir otel ki Esat Toplu kalıyor. Ankara İdare Mahkemesi Başkanı. Emniyet müdürleri kalıyor. Bir yandan da bütün Lotuguli de kalıyor. Bütün mafya grupları da kalıyor. Yani kara paranın böyle toplandığı inanılmaz lüks içerisinde böyle film yapsanız derler ki ne uydurmuşlar derler yani. Öyle bir şey, atmosfer düşünüyorsunuz. Yani öyle bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Ve oraya çöküldüğü de iddia ediliyor. Ve bütün bunlara baktığınızda orada bakın her şeyi buluşuyor. Bütün o hatta Azerbaycanlı, Özbek, işte Rus oligarkların, yani o mafyaların o devasa paraları oralarda dönerken bu da yetmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 300 milyon dolarlık en az 300 milyon dolarlık kara para, yani oradaki bir ön suçla elde edilen para Türkiye'ye gelip aklanıyor. Şimdi bütün bunları bu noktada Susurluk ekibinin yeniden toplamış diye bir yazın var senin. Ve Türkiye'nin 90'ların karanlığına çok benzer bir süreç yaşadığı da kesin bilgi diyorsun. Buradan devam edelim dersen. Evet. Ya çünkü aynı ekipler yaşarmış. Hep aynı ekipler durmuş o aralarda. Ama bu sefer bunu farklı kılan, bu süreci farklı kılan çok daha büyümüş canavar ve o çok daha büyük o devlet mafya siyaset üçgeni o kadar genişlemiş ki yargıyı da emniyeti de bütün kurumları kapladığı alan geçmişle kıyaslanamaz derecede büyük. Suça bulaşan bürokrat ve üst düzey yetkili sayısı inanılmaz fazla. Ve hepsine ek olarak bütün bu suç faaliyetlerinin bir şekilde saraydaki bazı isimlere bağlandığını görüyorsunuz. Örneğin Sezgin Baran Korkmaz olayına bakın. Sezgin Baran Korkmaz olayı sadece Sezgin Baran Korkmaz değildir. Korkmaz Karacalar örneğin. Mücahit Aslan var örneğin. Ve bunlar hep saray çevresindendir. Yani bu mafyanın bir devlet organına dönüştüğü bir dönem bu. Yani bir devlet organına dönüştürüldüğü bir dönem. Şimdi bu devlet organına dönüştürüldüyse mafya, ha bunun ipuçları var mıydı? Sedat Peker'in imşalarının önce Sedat Peker'in ta kendisiydi bunun ipucu. 15 Temmuz'dan sonra özellikle Cumhur İttifakı mitinglerine katılıp o istiyordu. Oluk kan akıtıp o kanlarda yıkanmaktan bahsediyordu. Ve bir düşünebiliyor musunuz bir ülkede? Yani bakın bu yeraltı dünyası için bile çok sakıncalı bir şeydir. Yani yeraltı dünyasından birini meşru bir siyasi figür haline getirirseniz ve iktidarın yanında gösterirseniz onu, yeraltı dünyası bile şey olur. Nasıl denir buna? Ya orası bile kirinden daha fazla kirlidir. Yani zaten kirlidir. Kiri daha da kirli. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Hem yeraltı dünyasında güç düştüğünün Sedat Peker'si, hem de Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafım var. mitingler düzenliyorsun Cumhur İttifakı'na, Suriye'ye yardım tırları gönderiyorsun. Ve açıklanıyor değil mi? Açıkça da söylüyor. Yani yardım tırlarını gönderdiği, içinde bilmem neler olduğunu, TÜGVA ile ilişkilerin olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Peki bu susturulma süreci kendisi de açıkladı aslında. Sedat Peker söyledi. Yani işte şu andaki anlaşmamız var vesaire falan dedi ama bunun Türkçesi şu değil mi? Yani bir biçimiyle susturuldu. Ya susturuldu ama şöyle oldu. Yani bu çok sistemli bir şekilde gelişti burada. Yani Sedat Peker'in hikayesi şöyle bir hikaye. Sedat Peker tasfiye edilmese hiç konuşmayacaktı zaten. Sedat Peker'in keyfi çok yerindeydi. Yani bir mafya, her mafyanın abi şeyi budur. Yani kimle hangi mafyayla konuşursa. Baba filminde de öyledir yani. Corleone ailesinin ana hedefi bir senatör çıkartmaktır aileden. Yani o meşrulaşmak ya da artık başkanlıktır belki. Yani senatör dediğin orada artık bütün bu pis işler bitecek ve bir kuşak sonra biz meşru olacağız şeyidir. Ya Sedat Peker de öyle oldu. Sedat Peker düşünebiliyor musunuz? Yani 90'larda Sedat Peker diyorsunuz 20'li yaşlarda bir adamken Özer Çiller'le evinde konuşuyor. Yani ve o Susurluk çetesinin içinde yer alıyor. Yani ve itirafları örneğin kan dondurucu. Yani o Kutlu Adalı'yı sen söyledin abi Rızıcı. Ben dehşete düştüm ya. Yani izledim televizyonda onu izlerken. Kardeşimi gönderdim diyor ya. Kardeşimi diyor. Abi şeyi söylüyor. Yani ben yıllarca biz bunun peşindeydik abi. Yıllardır Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bir itiraf için yanıp tutuşuyorduk biz. Çünkü dediğin gibi bir meslektaşımız katledilmiş, gerçekleri yazdığı için, o manastır baskını ile ilgili gerçekleri yazdığı için katledilmiş bir, yani bizim şeyimiz o, onurumuz. Yani biz onun hayatımızda gazeteci dediğim kim varsa, Uğur Mumcu suikastı, Kutlu Adalı cinayeti, Ahmet Taner Kışlalı, hepsi için böyle kulaklarını kabartırsın. Dersin ki ya bir şey bulsam da aydınlatsam. Çünkü bunun için bizim mesleki olarak da onurumuz var.